Nerede? Ekran paylaşımını da yapmış mısın? Evet. Hı. Yok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Mansur mamurlardan birisi de ismu inne ve ahvatiha. Yani hurufu müşebbehu bil fi'l dediğimiz altı harfin ismi. Bunlar da mansubattandır. Çünkü bu harfler isimlerini nasb haberlerini raf edenler. Ve setarifuha fi kısmin harfi inşallah ta'ala. Allah dilerse harf bölümünde bu inne ve ahvati yani ne olduğunu öğreneceksin. Yani inne, enne, lakinne, keenne, leyte, lealle. O harfler bunlardır ve tabi bunlarla ilgili farklı detaylar var. Mesela bunların tekfifidir, bunların ilgasıdır. Efendime söyleyeyim bunların isim haberinin durumudur vesaire. O tafsilatı orada bileceksin diyor. Huva, bu inne ve kardeşlerinin ismi nedir tanımı, tarifi? Huva l-musnadu ileyhi ba'de duhuriha. İnne veya ev ehde ahavatiha. Bizim şeyde haberu kâne ve ahavatiha'da da söylemiştik. Orada demiştik vav ve mana evdir. Ve orada da bir mudaf mukadderdir. İhde. Ahavat da nazaire müstaardır. Tabi ahavatın nazaire için müstaar olduğunu, o zahir olduğu için Mevlana Cami ona değinmemiş. Ama vavun ev anlamında olduğu ve orada da bir mudafın olduğunu burada işaret etmişti. İnne Zeyden kaim. İşte bu Zeyden bir isimdir. Müsnedü ileyhidir. Yani kendisine kaimun isnat edilmiştir. Ne zaman? Ba'de duhuliha. İnne ve burada inne geldikten sonra. Ve bima arafta min ma'nil ba'diyeti ve duhuli fima sebeka. Geçmişte hem kananın haberinde hem marfuatta inne haberinde badiyeten neyin kast edildiğini veya duhulden neyin kast edildiğini siz bunu anladıktan sonra indefa def olur. Yani varid olmaz. İntikadu hâzı tarifi hâhuna. Eyla bu tarifin de diğer tarifler gibi ebuhu fi inne zeyne ebuhu kaimunde. Yani şöyle tarife bir eleştiri varid olmaz. Desen ki Ebu'hu da müstedü ileyhidir. O da inneden sonradır. Halbuki Ebu'hu innenin ismi değil. Ebu'hu mübtedadır. Bulunduğu Ebu'hu kaimin cümlesinde mübtedadır. Dolayısıyla bu tarif mani değildir. Yani innenin ismi olmayan bazı şeylerin innenin ismi için getirdiğiniz tarifin altına girmesine mani değildir. Dolayısıyla tarif mani olmayınca sahih değil. Ama biz badiyeten maksat yukarıda yani ba'de tekarrurul müsnedi vel müsnedu ileyhi böyle yorumladıktan sonra veya duhuldan maksat edduhulu li irafi eserin tesir bırakma için dedikten sonra bunlar varid olmaz. Evet. Yani biraz tabi Mevlana Cami İbn-i Hacib'in tarifini ıslah etme noktasında bu getirdiği yorum yani ver cevap biraz zorlama gibi görünse de ama başka çare de yok yani. Böyle olmasa da başka bir çaremiz yok. Çünkü tarif olmuyor. Evet.
Peki. O da bitti. El mensubu bilelleti line fil cinsi. Yani sanırım son. Bir de şey de gelecek. Ma ve la maneli sen haberi de gelecek. Dolayısıyla bu son değil. El mensubu bilelleti line fil cinsi. Cinsin nefi için olan la, la ile mensup olan. Yani tabi el mensubu bilelleti. Yani burada İbn-i Hacib Rahimullah nahvilerin yaygın olan üslubuna muhalefet etmiş. Yaygın üslub nedir? İsmü'l-elleti li-nefil cinsi. Onu dememiş. El mensubu bilelleti li-nefil cins demiş. Doğrusu bu biraz Mevlana Cami bir şey gerekçe getirecek. O gerekçeyi de görelim ondan sonra. Konuşalım. Evet. Ey li nefi sıfatil cinsi ve hukmihi. Burada li nefil cinsin üzerinde şarih bir mudafın mukadder olduğuna işaret etti. O mudaf ya sıfat veya hukm zaten sıfat ve hukm manasındadır. Çünkü la mesessiz la racule dediniz. La racule derken raculun kendisini nefy etmiyorsunuz. Raculun bir vasfını nefy ediyorsunuz. Mesela diyelim ki ya evde oluşudur, ya alim oluşudur. Buna benzer bir vasfı ondan nefy ediyorsunuz. Onun için Mevlana Cami orada bir mudaf takdir etti. Nefy sıfat cinsi. Usta nefy cinsi değil. Anlaşıldı mı? Nefy sıfat cinsi. وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اِسْمُ لَا. Neden اِسْمُ لَا demedi? O başta söylediğiniz. لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّهُ وَلَا أَكْثَرُهُ مِنَ الْمَنْصُبَاتِ. Çünkü لَا'nın isminin tamamı ve çoğu da mansubattan değildir. فَلَا يَصَحُّ جَعْلُهُ مُطْلَقًا مِنَ الْمَنْصُبَاتِ. Dolayısıyla hepsini mensubattan saymak uygun değil. Tabi Mevlana Cami Kaddesallahu aleyhi ve sellem yine İbn-i Hacib'in bu yaptığı üslup değişikliğine cevap vermek durumundadır. Çünkü neticede şerh ediyor. Şerh ettiğine göre musannifin ibarelerine yönelik gelen itirazlar varsa cevap verecek. Bir takım ibarede sıkıntılar varsa ne yapacaktır? İzah edecektir, giderecektir. Dolayısıyla burada İbn-i Hacib meşhur olan üslubu terk ederek el-mansubu bilelleti linefil cinsi gibi bir üslub değişikliğine geçmişse öğreneceğim elbette bunun neyini? Bunun izahını yapacak. Ve izahı da şöyle diyor. Diyor çünkü la-nefi hükmü cinsinin tamamı veya bir çoğu mansubattan değildir. Niye? Çünkü mebnidir bir kısmı. Büyük bir kısmı mebnidir. Öyleyse felâye cari o mutlaka mansubat. Ancak buna katılmıyoruz. Onu söyleyeceğim. Felâye suhu cari o mutlaka minel mansubatı. Öyleyse la'nın isminin tamamını mansubattan saymak uygun değil. Bundan dolayı ne demiştir? La hakikaten ve la mecazen. Yani diyor la'nın isminin hakikaten de mansubattan değil hepsi veya çoğu mecazende. Belil mansubu minhu akallu mimma adahu. Belki mansup olanı mansup olmayandan daha azdır. Yani biliyorsunuz la'i nefi hukmi cinsinin ismi müfred olunca ne olacaktır? Mebni olacaktır. Mebni mebnidir zaten. Mansup değil ki. Sadece mudaf, şübeye mudaf olsa muhraptır, şey mansuptur, öyle değil. İşte biz buna katılmıyoruz. Belki Mevlana Cami'de böyle bir eleştiri yöneltebilir. Çünkü la'nın ismi mebni de olsa mahalle mansuptur. Dolayısıyla yine bunlardandır. Yani biz el mansubatu derken mesela başlığımız
ana başlık şimdi. El-Mansubatu. El-Mansubatu derken sadece lafzan mansupları mı kastediyoruz? Veya sadece muharapları mı kastediyoruz? Yok. Mutlak mansup. Yani bir terkip içerisinde, cümle içerisinde gelip de, terkip içerisinde gelip de nasb almak suretiyle mansup olan mamul. Dolayısıyla bu nasb alan mamul, yani mansup mamulu işlemeye çalışıyor. Bu muaraplardan da olabilir, memnilerden de olabilir, muaraplardan da erabi lafzı da olabilir, takdiri olabilir, mahli olabilir. Kalkıp yok, mebnileri çıkarmaya yönelik bir şey, bir tavır, bir yorum, bir yaklaşım doğru değil. Çünkü bu şey demek de, demek ki o mebninin arabı yok mu? Var. Yani bir kere bu bizim standart bir kuralımız. Diyoruz ki terkip içerisinde gelen her isim, ismi fiil hariç, her ismin mutlaka bir arabı var. Mutlaka bir erabı olması demek. Yani ya mansuptu, ya mansuptu, ya mecurdu. Ve böyle olunca da sadece mebniler müstesnadır gibi bir şey yok ya. Ondan dolayı فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنُوا بِالْمَنْصُوبِ بِهَا. Öyleyse şeyle mansup olanı, yani la ile mansup olan şeklinde bir tabir kullanmamız lazım. بِخِلَافِ مَعَدَاهُ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ. Ama diğer mansuplar öyle değil. فَاِنَّ بَعْضَهَا, diğer mansupların bir kısmı. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كُلَّهُ, her ne kadar o, yani وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهُ, كُلُّهُ مَرْفُ okuyacağız. Hepsi olmasa da فَاِنَّ بَعْضَهَا مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ, bir kısmı nedendir? Mansubattandır. Her ne kadar tamamı mansubata olmasa bir minha, çoğu mansubattandır. Fe u'tiye lil ekseri hukmul kulli, eksere kullun hukmu verildi. Aslında ekserin hukmu kulle verildi. Aslında bu öyle olması lazım. فَاُعْضِيَا لِلْكُلِّ حُكْمُ الْاَكْسَرِ. Aslında böyle değil. Yani bu şöyle niye böyle? Orada da aynı mıdır? فَاُعْضِيَا öyle değil ya. Hayır, yani mana da düzgün değil. Yani kullun hukmu eksere verilmedi. Ekserin hukmu kulle verildi. Düzgün cümle bu. Fauddel kullu minha tecavüzen. Evet. Ve böylece mecazen, yani madem ekserin hukmu kulle verildi, hepsi mansubattan mecazen sayıldı. Değil mi? Burada şöyle bir ifade var. Öyle değil yani. Bu cümle böyle olmaması lazım. Hatta burada şöyle bir ifade verseydin. Nasıl? Burada şöyle bir ifade var. Diyor ki وَفِي هَذَا الْمَكَانِ قَلْبُ مَكَانٍ فَرَقْيَ لِلْكُمْنِ تَبِي. Cümle şey olunca düzeltmeye çalışıyorum. Yani o düzeltme girişimi. Yani o söyleyen de bizim gibi düşünüyor. Yani bu cümle doğru değil bu şekilde. Tersidir. Yani mantıklı istemiyoruz. Yani fe'u'ati ehliler kulli hukmul ekser. Bu kadar. Evet. Ben bilmiyorum şahane ne diyor ama buyurdu. Ve la ebudu, Mevlana Cami diyor uzak değil ki en yukarı şöyle bir kendisi. Yani sanırım benim o itirazımı Mevlana Cami'de ile söyleyecek. İsmü la huvel mansubu biha lafzan. La'nın ismi kimdir? Nedir? La'nın ismi la ile lafza mansup olandır. Değil mi? Kel mudafi ve şübihi ev mahalle. Bak söylüyorlar. La mahalle mansup olandır. Kema huve mebniyü minhu al fetih. Fetih üzerine mebni olanı kim?
وأما هو مرفوع مثلا arkadaşlar la'nın tekrar edildiği yerlerde hatırlıyorsanız 5 vece caizdir. Mesela la havle ve la kuvvete orada 5 vece caizdir. La havle ve la kuvvete burada problem yok. Mebni olmuş ve mahallen onunla mansuptur. La havle ve la kuvvetun yine birinci la havle problem yok. Öbüründe de problem, yani bazı yaklaşımlar göre problem yok. Ama la havlun ve la kuvvetun dediğinizde la havlun ve la kuvvetun, bakınız bu la anlam olarak yine la enerji hükmü cinsidir. Ama ondan sonra gelen isim marfutu mansub değildir. Peki ismu la desek bu altına girmez mi? Mevlana Cami hayır diyor. Çünkü o bir kere la havlun ve la kuvvetun okuduğumuzda ya la bir mana leyse derseniz o zaten konumuz değil. Ve la tekrar nedeniyle mulha olmuştur. Dolayısıyla yine amel etmemiştir. Ondan dolayı Mevlana Cami diyor. Ve amma ma huve marfu'un, o söylediğimiz o gibi yerlerde marfu gelen ise fe leyse ismen leha. O bir kere ismi değildi çünkü. İsmi demek ne demek? Onunla ona mamul olan demektir. Değil mi? Ona mamul olan. Siz la havlun ve la kuvvetun dediğimizde havlun la ismi değil. Eğer la enerji akmi cinsi ona düşünseniz. Yok la imana lese düşünseniz o zaten konumuz değil. Ha niye ismidir? Ya adem ya ameli hafki çünkü. Allah'ım etmiyor. Peki. Bu la enerji hükmü cinsiyle mansup olan nedir tarifi? Veya biz yine öyle bilelim. La'nın ismi, la enerji hükmü cinsiyle ismi o mansubattan. Huve'l müstedu ileyhi ba'de duhulya. La'nın duhulundan sonra müstedu ileyhi olan. Karaca bihi bununla çıktı. Mislu ebuhu filâ ulema racûlin. Ebuhu kaim. Bu çıktı. La ulama racülün ebuhu kaim. Yani bu ebuhu da efendime söyleyeyim her ne kadar la'nın duhulundan sonra müsnedü ileyhi olsa bile ama o ba'da tekarruhul müsnedi vel müsnedi ileyhi değil veya o duhul li irasi eserin değil. Li ma'rifte dediği buna işaret ediyor. Ve hadel kadar bu miktar yani huve müstedu ileyhi ba'de duhuliha kafir fi haddi ismiha mutlak. La'nın mutlak ismi. Mutlak dediğimiz yani ister mebni olsun ister muarab olsun. Mutlak isminin tarifinde bu kafidir. Sonra siz eğer o la'nın ismini kısımlara ayırmak istiyorsanız ayırırsınız. Ama bu kadar o tarifinde kafidir. Evet. Lakinnehu ancak lemma arada haddel mansubi minhu zâle aleyhi. Ancak o la'nın isminden mansup olanı, bak mansup olan dediği yani muharap olan. Yani tabi Mevlana Cami burada aslında haddel mansubi minhu lafzan demesi lazım. Lafzan onunla mansup. Yoksa çünkü bu üsluba bakarsanız demek ki mebni olan mansup değildir. Çünkü diyor ondan mansup olanın tarifi. Halbuki la'nın isminden mansup olan var mı? Var mı? La'nın ismi olduğu halde. Herhalde yatmıyor kafanıza. La'nın ismi olduğu halde mansup olmayanı var mı? Yok ki. Yani burada tereddüt gerekiyor. Yani zaten eğer la onda amel etmezse mansup olmasa mamulü olmaz. Dolayısıyla Mevlana Cami'nin bu lemme arada haddel mansubi minhu bunu zahirine bırakırsak zahirinde yani bir kayıt falan takdir etmezsek
şu anlaşılır. Demek ki La'nın isminden mansup olmayan var. Halbuki böyle bir dünya yok. La'nın isminden mansup olan yok. Ama dediğimiz şekilde eğer Mevlana Cami lakin lemme arada haddel mansubi lafzan minhu lafzanla kaydetseydi hiçbir sıkıntı kalmazdı. Çünkü o la ile mebni olan la'dan sonra gelen mebni ismi de o da mansuptur. Ancak onu nasıl bir lafız ile mahalledir. Bu kadar basit. Ha, öyle değil mi? Evet. Onun için burada haddel mansubu minhu yani biz Mevlana Camii'ye yani bir nevi onun ibaresinin ıslahı noktasında şöyle diyebiliriz. Metnin üslubunu takip ederek hani genelde müelliflerde bu var. Yani genelde müellif şey yani şerh yapan müellifler metnin üslubunu birçok yerde kullanıyorlar. Hani hatırlarsan Suyuti çok yapıyordu. Burada da Mevlana Cami İbn-i Hacib'in başlıktaki unvan El Mansubu demiş ya onu kullanarak lamma aradı hadden mansub. Ama biz o mansubtan lafza mansubu alacağız. Yani Mevlana Cami velev ki onu o üslubu takip etmiş olsa bile ama yine bir lafzan kaydı olsaydı kafamız karışmaz. Değil mi? Evet. Zade aleyhi. Lemme arada zade aleyhi. Lafzan mansup olanın tarifini kast etmek istediğinde şunu ilave etti. Kavlehu yelihi. Bunu ilave etti. Yani ve tabi evet. Mevlana Cami yukarıda şunu söyledi. Huvel musnedu ileyhi ba'de duhuliha. Bu dedi mutlak la'nın ismi. İster mebni, ister muarab. Tamam mı? Ama lafzan onunla mansup olanı kas şey yapmak istediğinde ve muarab olanı şey yapmak istediğinde, tarif etmek istediğinde bunları da ilave etti. Yeliha. Tabi şimdi eğer biz bakın bir sıkıntı daha burada çıkıyor. Eğer biz yeliha nekireten mulafe ev müşebben bihi bunu la'nın ismine getirilen tarifin parçaları olarak kabul edersek bunları tarifin devamı olarak kabul edersek o zaman mebni girmez. Mebni girmez. Mebni mansubattan değil mi? Mebni. Yani onun için yani kanaatimce Mevlana Cami rahimahullah burada lemme arada hadden mansubi dememesi lazım. O da uygun değil. Bu zikrettiği normalde hükümdür. Tarif değil. Çünkü bazı hep böyle söyleyip duruyoruz. Tarifin sahih olması için ne gerekir? Cami ve mani olması gerekir. Yani bütün efradi cemler yer mi? Halbuki siz bunu yeliha nekireten mudafe'u müşebbehen bihi bunu tarifin kaydı devamı yaparsanız mebniler çıkar. Ha şöyle deseniz aklınıza gelirse deseniz ki burada muarrafın, tarif edilenin iki türlü olduğuna işaret edemez mi? Elbette eder. Mesela nahviyel mübteda için getirmiş olduğu tarifte el ismul müsnedu ileyhi ev sıfatu bakınız. Ev getiriyorlar. Burada da ev gibi tenvi'a delalet eden bir şey olsaydı eyvallah. Bunu tarifin devamı kabul ederdik. Ama yok. Dolayısıyla Mevlana Cami rahimullah bize kızmasın. Bunu tarif yapması uygun değil. Bu tarif değil. Yani Mevlana Cami'nin yapması gereken bu tarif değil.
ki zaten yukarıda "Hu'l müsnedu ileyhi ba'de duri hurya" bu kafidir dedi. Tamam. O tarif. Tamam, o tariftir. Bitti. Bunlar hükümdür demesi lazım. Yani hüküm tabii ne demektir? Yani durumdur. O durum muarrafın bir kısmına gelebilir, bir kısmında gelmeyebilir. Dolayısıyla bu hüküm yeliha nekireten mudafe'u muşebben bihi nerede gelir? La'nın muarrab kısmı isminde gelir. La ismin muarrab kısmında gelir. Mebni kısmında gelmez, bir şey olmaz. Hani biliyoruz. Şimdi havası anlatırken havası şamile ve gayri şamile diye söylüyoruz. Yani dolayısıyla Mevlana Cami burada şey yapmaması lazım. Evet. Peki. Yeliha. Zâd-ı aleyh kavlehu yeliha. Tarife bunu ilave etti. Yeliha eyyelin müsnede ileyhi. Yani müsnede ileyhiden sonra gelir. Ve eyyelil müsnede ileyhi. Eyyelil müsnede ileyhi. Bu müsnede ileyhi marfu. Yeliye faal yapacağız. Yani müsnede ileyhi gelir. Ha. Neden sonra? La'dan sonra. Lafzatele. La'dan sonra. Eyyekavu ba'daha bile fasiledir. Yani ondan sonra fasilesiz ardında gelir. Yani burada Mevlana Cami yeliha'dan maksat, yani o la'nın isminin hemen ardında araya fasıl olmadan gelmesi diye temsil edin. Doğru. Nekireten mudafen ev muşebbehen bihi. Ve o müsnedü ileyhi la'dan sonra gelir, hale kavniye, yani o nekireten haldir. Nereden haldir? Yeliyenin faalinden haldir. Nekireten nekire olduğu halde ve mudafen mudaf veya şübeye mudaf olduğu halde. Nekireten mudafen, yani ondan sonra gelecek nekire olacak olduğu halde ve mudaf. Bu peş peşe gelen hallere hali muteradife diyoruz. Peş peşe. Nekireden nekireden o müsedüleyden haldir. Mudafen de ondan haldir. Peş peşe geldiği için bunları hali muteradife diyoruz. Ev müşebben bi ve mudaf ve eşli mudaf. Fi taallukî, yani hangi yönden mudafe benziyor? Fi taallukî bir şeyin, ki o öyle bir şeye taalluk ediyor ki huve min temami manahu. O şey, o diyelim ki mudafın manasını tamamlayan bir unsurdur. Mesela talian dediğinizde nasıl ki gulamu racülin, gulam racülle ne yapılıyor? Tamamlanıyor. Ha. Siz talian dediğinizde bu talian manasının net anlaşılması için, tam anlaşılması için cebelen demesiniz lazım. Cebelen, talian cebelen böylece şübe mudaf oluyor. Veya la hayran min zeydin, hayran min zeydinle ne oluyor şimdi? Mudaf oluyor. Veya la hasenen vechu. Hasenen şübe mudaftır. Niye şübe mudaftır? Çünkü bu hasen bir şey olan vece taalluk ediyor ki o vecehle onun manası ne oluyor? Tamamlanmış oluyor. Hâzihi bu, hâzihi nereye işarettir? Üçüne işarettir. Çünkü cemedir. Her cemede müennes kabul edildiğinde müfred müennes ismi işareti onlar için kullandı. Yani hâzihi bu nekireten mudâfen muşebben. Ahval muteradif. Bak o da söylüyor. Evet. Ahval-i muteradif edin. Nereden hal gelmişler? Mine damîril mecrûri fi ileyhi. O yukarıda geçen el-müsnedü ileyhinin damirinden efendim söyleyeyim haldırlar. Biz yeliha'dan
Yani o müstedu ileyhi bir dakika. Yeliha. O müstedu ileyhi la'dan sonra gelecek. O müstedu ileyhi yani nekireten mudafen. Yani bence oradan daha uygundur. Niye Mevlana Cem böyle yapmış? Yani nekireten mudafen. Ama şimdiden bir yelinin faalinden hal yapmak. Çünkü o ileyhi damiri de müstedü ileyhi gider. Yeleyhi de gider daha. Daha hem yakındır hem de tekellüstüdür. Evil ula minhu ev min addamirin mecufi dukarı mu mabakayba min addamir marfufi yeliha. Veya deriz ki birinci hal yani nekireten ondan haldir. Nerede? O ileyhideki. Veya duhuliha damirinden haldir. Yani uha damirinden. Ve ma bakiya diğerleri ki diğerleri nedir? Mudafı müşebben bihidir. Bunlar da min damiril marfu'i fi yeliha. Faalden haldir. Yani ben bu niye bu farkı yaptı? Yani niye? Birincisi duhul yani. Evet. Yeni ya. İki vatan. Evet. Huvel müsnedü ileyhi ba'de duhul ya. Yeni ya. Mekiraten mudafınamış. Yani pek açık bir fark görünmüyor. Yani nekireteni el müsnedü ileyhi o ileyhi zamirine hal yapmak duhuliyaya veya duhuliyaya hal yapmak diyelim. Yani yok ki yani. Öyle bir fark yok. Ve varsa da ben Mesulâ gulâme racûlin. Misalun bu la ulama racunun misalun lima yeliha nekireten mudafen. Bu diyor o la'nın ismine misaldir ki o la'nın ismi yeliha neden sonra gelmiştir? La'dan sonra gelmiştir. Ve nekire mudafun duhanda. Bak aması burada da. Yani Mevlana Cami kendi kullandığı ibarede nekireteni yelinin faalinden hal yaptı. Bir şeyin mantığını alalım. O fi bazı nüshaki bazı nüshelerde la gulama raculin zarifun fiyha yani la gulama raculinle birlikte hem zarif hem fiyha vardır. Ve kad arafta fi marfuati tahkika kavlihi fiyha. Sen diyor marfuatta neden fiyha'yı söylediğini anladın. Mesela zarifun niye haberdir çünkü. Onda bir problem yok. Fiha niye gelmiş? Ta ki yani diyor cümle yalan olmasın. Ama hatırlarsanız oraya da biz o kadar bir eleştiri yapmıştık. İtiraz etmiştik. Yani Mevlana Cami niye fiha zikretti? Ta ki kelamı yalan olmasın. Çünkü şöyle desen la gulama racülün zarifun demek hiçbir zarif racül gulamı yok. Ya halbuki böyle bir şey olur mu? Evet, Türkiye'de olmazsa Pakistan'da olur. Pakistan'da olmazsa Endonezya'da olur. Malezya'da olur. Yemen'de olur. Değil mi? Yani mutlaka zarif bir racul gulamı var. Yani, dolayısıyla biz böyle mutlak bıraksak yalan olur diyor. Ama fiha desek bu Mevlana Cami izah eder. Onu ben söylüyorum. Ben itirazımı daha söylemedim. Fiha desek o zaman kelam doğru olur. Yani evde yok. Evde olmayabilir. Ama la gulama racun zarifun yani hiç yok. Bütün dünyada yok desen Yemenliler bize hücum edecektir. Yani bizde bir sürü adam var. Ve Kazakistanlılar, Kırgızlar bize hücum edecek. Dolayısıyla bu Mevlana Cami'nin izahı. Ancak şöyle demiştim.
yani buna yönelik, bu izaha yönelik dedik ki örnek olarak, bak ama bu benim itirazım çok önemli ve dakik bir itiraz. Örneklerde, yani örnek olarak kullanılan cümleler vakayı ihbar etmek üzere kullanılmıyor ki. Yani mesela ben burada la ulema raculun zarifun realitede olan bir şey size haber vermek için kullanmıyorum ki. Ben mananın hiç şey yapılmadığı, yani realiteye uygunluğu ve uygunsuzluğunun düşünülmediği, sadece lafzını örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla bunda sıdk ve kirim yok ki. Yani bundan dolayı yani o Mevlana Cami izahına katılmamıştı. Evet. Ve la şirine dirhemen. Leke. Bu neye örnektir? Bu la gulama racülin la'nın isminin mudaf olduğuna örnektir. Değil mi? Mudaf. Gulama racülin mudaf. Ama la şirine dirhemen neye örnekti? Niye şüphe mudaf? Ya etme ortadak ya bak bay. Sen demek ki hep kafan Kırgızistan'dadır. İşlidir hemenle tamamlandığı için temiz de Allah seni hazir etsin. Onun için şüphe mudaptır. Değil mi? Misanun lima yeliha nekireten muşebbehen bil mudaf. Şüphe mudaptır. Ve kavlu leke alen nusakil meşhurati. Yani meşhur nuskalarda leke vardır. Bu diyor leke min tetimmetil misaleyni kireyhime. Her iki örneğin tamamlayıcısıdır. Yani hem la gulama racülin hem la aşşin dirhemin. Tabi ama diğer bir nuskada hani fiha zarifu vardı ya, o nuskaya göre leke sadece ikinci örneğe bakar. Ama o fiha zarifun fiha'nın olmadığı nuskaya göre leke hem la aşşin dirhemin tetimmesi hem la gulama racülin. Bir nevi haberde tenazu gibi. Ki Mevlana Cami yukarıda da buna benzer haberde tenazu gibi bir üslup kullanmıştı. Yani haberde tenazu yalnız yok. Yani onu ben söyledim. O yok yani. Tenazu şey de var. Mefhul de mamur. Evet. Fe inkâne l-usâbîn. Ne kadar gitti şey? Şu az mı gitti? Orada ne kadar gitti? Peki. O zaman kızmaz. En kana eğer müsnedü eleyhi ba'de duhuliha, eğer müsnedü eleyhi yani la'nın duhulundan sonra gelen müsnedü eleyhi gayra vâken alel ahvalil mezkûrati, bu zikir ettiğimiz hallerde değilse, yani zaten nekire diyemeyiz. Bakarız arkadaşlar. Çünkü la'nın ismi behemahal nekiredir. La marifede amel etmez. Hem la inafi hükmü cinsi hem la imane leysa. İkisi de nekirede amel etmez. Şeyh marifede nekirede. İkisi marifede amel etmez. Nekire olması lazım. Onun için fe imkânel müsledü ileyhi ba'de duhulya o la'nın duhulundan sonra gayre vâkan alâ ahvâlin mezkûrati. Bak mesela bu ifade de biraz yanıltıcıdır. Çünkü diyor mezkûr hallerde değilse demek nekire de değilse. Halbuki la'nın ismi nekirenin dışında bir lüksü yok ki. La'nın ismi her halükarda nekiredir. Eğer ondan sonra la'dan sonra marife gelse o la'nın yapıyor. Yani onun için yani tabi Mevlana Cami burada belki muhtasar olsun diye söylemiş ama hakikaten yanıltıcıdır. Şöyle demesi lazım. Fe inkânel müsnedüli ba'de duhûliha gayre mudâfin ve lâ muşebbehen bihi. Böyle deseydi yani tabi yerindeyse fıstık gibi olurdu. Ama böyle yanıltıcı. Bakınız onun için bel kâne mufraden. Mesela eğer nekire de kastedilseydi
belki musannif belkane marifeten diyecekti. Yok yani. Yani o için Mevlana Cami'nin o halle ahval mezkureti o ifade de pek uygun değil. Allah'u alem. Şimdi Mevlana Cami bizim bu sabah bütün duyduklarımızı söylediklerimizi duysa bastonunu alıp girmişti. Evet. Belkâne müfreden bir intifa-i şartın ahiri fakat. Belki müfretse. Yani nasıl son şart olan ki mudafmış bu bir onların olmamasıyla yani o hakikaten mudafmış ben bir eyyeliha yani o la'nın ismi ya la'nın ismi la'dan sonra gelmiş fasilesiz ve nekireten nekire olarak gelmiş yani marife olarak değil ve gayre mudafın ve la mışık ben bir yani mudafış ve mudafı ne demek yani müfret. Yani lan ismi müfred gelmişse ha niye öyle dedik? لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ta ki şu terettüp etsin. Yani bu اَيَّلِيَا نَكِرَةً غَيْرَ مُضَافٍ وَلَا مُشَبَّنْ بِهِنْ böyle yorumlayacağız burayı. Bu belkâne müfreden. Ta ki لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ta ki bu terettüp etsin. Yani bu cümlenin terettübü sahih olsun. Nedir cümle? Terettüp eden cümle فَهُوَ مَبْنِيُنْ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ yani diyor eğer bakınız belkâne müfredeni Mevlana Cami aslında şunu yapıyor. İbn-i Hacim'in ibaresi şu. Bunu dinleyin. İbn-i Hacim'in ibaresi diyor فَاِنْكَانَ مُفْرَدًا eğer lanin ismi veya müsledü öyle fark etmez. Eğer o müfred ise فَهُوَ مَبْنِهِمْ şimdi bu kelam mutlaktır. Demek ki her müfred olduğu yerde mebni olması lazım. Doğru mu? Başınıza eğiyorsunuz ama doğru değil. Hayır doğru değil çünkü her cümle anlaşılan budur ama bu doğru değil. Çünkü la'nın isminin mebni olması için sadece müfred olması yetmiyor. Bir de yanında la ile onun arasına bir şeyin de girmemesi lazım. Tamam mı? Onun için Mevlana Cami İbn-i Hacib'in o mutlak zikredilen fe imkâne mufreden fe huve mebniyun Mevlana Cami uygun olacak şekilde düzeltti. Ne dedi? Yani eyyeliha nekira eyyeliha yani o la'nın ismi la'ya bitişik gelmişse bitişik yani araya fasıl gelmemişse ve ondan sonra müfretse mudafere şüme mudafete zaten nekirelik esastır. Böyle olursa doğru. Mesela arkadaşlar la racule fiddar bakınız. Racule nedir? La'nın ismidir. Mudaf şüme mudaf değil. Ve nekiredir. Ve bu nasıldır? Mebnidir. Ama bir şey daha var. Onunla la'nın arasına da bir şey girmemiştir. Siz şöyle deseniz la fiddari ne diyeceksiniz? Racul'un diyeceksiniz. Yani araya bir fasıl girdikten sonra onun mebni yapma şansınız yok. Çünkü binanın bir gerekçesi o müfred olan nekire ve müfred olan ismi la ile birleştirerek harf ile ismi bir kelime haline getirmek gibi. Binan bir gerekçesi bu. Dolayısıyla arada fası olursa ne olmaz. Onun için Mevlana Cami haklı olarak İbn-i Hacim'in kelamı yani icaz tabii mucez olsun diye fe imkanı müfreden ama orada bir kaydın daha olması lazımdı. Yani fe imkanı müfreden muttasilen bir. O ona la'ya bitişik olan bir müfred olsa fe hume bin alema yunsababî. Tabii bu gibi yerde musannifler bazen
يعني اعتمادا على فهم المخاطب ويا اعتمادا على وضوح المقام وضوح المرام bazen böyle mülahazalarla da ne yapıyorlar? Kelamlarını mümkün mertebe kırpıyorlar, kısa kesiyorlar. Büyük ihtimalle İbn-i Hacer rahimahullah bundan dolayı yani kelam kısa olsun diye i'timaden ala fahmin muhatabi ve i'timaden ala vuduhil makam fe inkâne mufreden fahumdan demiş. Yani öyle ıslah etmek için öyle diyebiliriz. Biraz daha evvel döndürdüğü zaman la ibi ma'na leys la nafi hukmi cinsi eğer tabi şeyden makamda onun ma'na leysa olduğunu gösteren bir şey yoksa yani hani olur ya mesela bey'un fihi ve la khila orada bey la'dan sonra geldiği halde ve leysenin ameli ettiği halde ama Allah'ın önünde ne şey cinsidir. Çünkü sadece orada men edilen satış Ankaralıların satışı değil. Bütün satışlardır. Efendim? Tabii. O neyse. Aynen öyle. Çünkü cins olmaz yani. Veya şu, ya aynen öyle olacak. Çünkü deseniz ki yani şefaat Allah'ın izin verdiği şefaatın dışında izin vermediği şefaat o yine cins olmuyor. فهو مبني على ما يصب به فإنه لو كان مفردا معرفة çünkü eğer o la müfred ve marife olsa yani niye siz yeliye nekireten gayre mudafen dediniz çünkü eğer o müfred marife olsa veya mafsul olsa araya fasıl girse فحكمه غير ذلك hükmü bina değil başka bir şeydir mesela mafsul olsa marfu olacak ve ameli iptal olmuş olacak. Doğru mu? Mesela havlun şey, la fiddari raculun dediğinizde o raculun la onda amel etmemiştir. La ameli hasıl nedeniyle iptal olmuştur veya takdim nedeniyle. Haberin isimden önce gelmesi nedeniyle ameli iptal olmuştur. Raculun tedafidari haber mukaddem olmuştur. وقوله على ما ينصب به بندمك أي على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول لا عليه يعني لا üzerine gelmeden önce yani normal vatandaş iken olanın ismi normal vatandaş iken derken yani normal isimken era nasmi neyle oluyorsa bu la geldikten sonra mebni oluyorsa binası onun üzerinde. Mesela o la'nın ismi la gelmeden önce nasb-ı fethayla olsa racul gibi la geldikten sonra mebni olunca binası fethay uzarı olacak. La racule. La racule. Yok eğer diyelim ki onun nasb-ı la gelmeden önce yayla olsa tesniye gibi, ceme gibi mebni olduktan sonra la raculeyni ya üzere mebnidir. Çünkü nasb onunlaydı. Veya mesela ceme muennesi sarım gibi ise nasbi la gelmeden önce neyleydi? Kesseyle la geldikten sonra nasbın kendisiyle olduğu kesse üzere mebni olur. Anlaşıldı mı? O oydu yani ama normalde böyle yani. Evet. Olur ya sen olarak itiraz edebilirsin. Ben bunu illa hocam nasip kesseyle o zaman la geldikten sonra ne üzere mevni olacak? Yok. Kesse. Çünkü nasip kesse ne? Tamam mı? Evet. Abine dokunuyor. Fil muvahhadi bak diyor Mevlancım. Müfredlerde fethadır. La racu fiddari gibi. Vel kesru fil cemmi muannesi salimi. Cemmi muannesi salimi kesra. Ama bila tenmine bak.
Çünkü tenvin ismin mebni olduğunun göstergesidir. Zira tenvinde zahir olan temekkün tenvinidir. Kaç türlü tenvin vardı? 4 türlü tenvin var. Değil mi? Neydi? Bir tenvini temekkün. Şeyden. Efendim? Tenvini taklili, tenvini temekkünü, tenvini mukabele. Yok yok. Taklili o çeşitlerinden sayılmıyor. Tenvini temekkün bir. Mukabele, evet. Mukabele iki. Evet. Üç. Ve tenkin. Beni. Evet, bu dört oldu. Dolayısıyla yenge sana iyi bir kahvaltı versin. Az gulam etmeseydi. Evet. Şimdi bu tenvin özellikle temekkün tenvini ne demek? İsmin ismiyette kökleştiğinin ifadesi, yani muarab demektir. Bundan dolayı mebni isimlerle birlikte tenvin gelmez. Bunun için Mevlana Cami diyor bila tenvin. Ne ola muslimati fiddari. والياء المفتوح ما قبلها في المثنى والمكسور ما قبلها في الجمع في جمع المذكر السالم كي zaten söyledik bu kadar. Bunlarda da mesela muslimeyni, bak bina ne üzeridir burada? La muslimeyni. Ya üzeri. La muslimine yine ya üzeri. Evet. Ve yani bil müfredi, müfredden maksadı diyor. Maalesef bir mudaf ve mudari'en lehu. Yani bunu söyleyeyim, müfret bir nahvun bir müşterek lafzısıdır. Nahvun müşterek lafzısı, tabi epey nahvun müşterek lafzıları var. Değil mi? Nahviler sadece buna, onu da müşterek lafzı ifadesi kullanmıyorlar. Diyorlar müfret dört manaya gelir. Nedir? Bir, İrab babında müfret tesliye ve cem'e karşıtı, mübteda haberi babında müfred, cümle karşıtı, münada ve la nafi hükmü cinsi babında müfred, mudaf şüphe mudaf karşıtı, alem babında müfred, mürekkep karşıtı. Yani bu manaları söylüyorlar. Ama bunun adının ne olduğunu söylemiyorlar. Onun adını acizane ben koyuyorum. Bu adın nahv. Nahvun müşterek lafzıdır. Yani nasıl ki lügatın müşterek lafzıları var. Mesela ayn gibi, cun gibi, as asa gibi, bunlar lügatın müşterek lafzıları'dır. Bir de ilimlerin müşterek lafzıları var. Mesela mantıkın müşterek lafzıları var. Mantıkta da. Mesela aklıma mantıkta aks geliyor. Aks mantıkın bir müşterek lafzısıdır. Nahvun bir sürü müşterek lafzıları. Mesela müfred kelimesi, mesela haber kelimesi, haber bazı yerde mübtedanın haberi, bazı yerlerde kelami haberi, bazı yerlerde müsnedu ileyhi hamle edilen, mesela sıfat, yine söyledik, mesela sıla, bunlar hepsi nahvun müşterek lafzılarıdır. فَيَدْخُلُ فِيهِ اُلَيْسَ مُسَنَّا وَمَجْمُودَ مُفْرَدَنَ altına girdi burada. Dolayısıyla tesniye ve cem'i لَا اِنَافِ حُكْمِ جِنْسِنِ ismi olursa onlar la gelmeden önce muarabken i'rabları, şey nasıpları ne ile oluyorsa la ile birlikte mebni olunca binaları onun üzerindedir ki yadır. Evet. وَاِنَّمَا بُنِيَا. Peki bu efendi niye mebni olmuş? La in la fi hükmü cinsi niye mebni olmuş? Arkadaşlar çok kaldı mı? Bu niye? Evet. Li tadammun imanemin. Çünkü menin manasını, yani bu la'nın ismi niye mebni oluyor? Tabi iki gerekçe var. Mevlana Camii'nin zikrettiği gerekçe diyor, çünkü meni
İstiraqiyenin manasını tazammül ediyor. Yani harfin manasını tazammül ediyor. Tabi harfin manasını tazammül edince harfe benzemiş oluyor ve böylece mebni oluyor ki biliyorsunuz isim mebni olabilmesi için hele İbn-i Malik'e göre mebni olabilmesi için mutlaka harfa benzemesi lazım. O harfin benzerlik çeşitleri vardır. Ya lafzi, ya manevi, ya vadayi, ya iftikari, ya istamali, ya ihmali. Böyle çeşitleri var. Ama İbn-i Hacip o görüşte değil. İbn-i Hacip diyor binanın 3-4 sebebi var. Ya harfe benzemek, ya fiil-i madiye benzemek, ya fiil-i emrine benzemek ve cümle benzemek. Cümleye. İbn-i Hacip diyor. Ama bu binanın sebebi sadece harftır deme görüşü nahvun felsefesi açısından daha iyi oturan bir görüştür. Ha, bazı noktalarda zorlama var. Mesela şebe-i ihmalide belli ki bir zorlama var. Mesela huna gibi efendimiz şemme gibi oralarda da epey binanın sebebini harfe benzerlikte has edenler zorlanıyorlar. Ama böyle olsa bile nahvun felsefesi açısından o görüş daha iyi oturuyor. Ama İbn-i Hacip diyor ki bunlar da bina sebebi olabilir. Tabii Mevlana Cami buradan neden La'nın ismi mebnidir? Onun bina gerekçesini neyle açıklıyor? Harfa benzerlikle. Çünkü tadam iman. Çünkü en tekellüfsüz man yorum budur bina sebebinde. Menin manası tazammül etmez. İzmane la racul efdari la min racülün fiyah. Niye? Liannehu çünkü bu la min racülün fiyah cevabun limen yekulu hel min racülün fiddari yani diyelim ki Oğuzhan Atabak'a soruyor. Hel min racülün fiddari Atabak da diyor. La min racül. Ondan da böyle. Ama ne yapıyor sonra? Atabak ya diyor ben bu minik kullanmaktan bıktım. Haydi minik kaldırıyorum. La racül. Bu kadar. Ya hakikaten ki yani gerçekten aralarında bir soru cevap olsa bu hakikaten onun cevabı veya farz. Takdirin farz yani. Fehudifen min takfifen o min takfifen hasfedildi. Ve innemâ buniye alâ mâ yunsabu bihî. Niye bu la'nın ismi nasbi neyle olursa onun üzerine mebni oluyor. Başka bir şey mesela bir damla üzere veya bir kese üzere mebni olma şansı yok mudur? Vardı ama diyor şundan dolayı öyle yapıldı. Liyekunel bina'u ala hareketin ev harfin ta ki bina bir hareke veya harfin üzerine olsun ki istihakkahumen nekiretu fil asli kabilel binai. O la'nın ismi olan nekire binadan önce asıl yani oradaki konum itibariyle nedir? Konum itibariyle o la'dan sonra gelen isim onun ismidir, mansuptur. Ha, tabi mansup olunca neye hak ediyor? Fethaya hak ediyor. Öyleyse binada ne olsun? O fetha üzere olsun ki böyle bir uyum olsun. Güzel de velem yubnel mudafu velel mudari'u lehu. Peki bu niye mebni olmadı? O hareke yanlıştır. Velem yubne. Bina mecul okuyacağız. Bina malum değil. Kim bina etmemiş? Velem yubnel mudafu velel mudafu. Mudafu ve şüphe mudafu niye mebni yapılmamış? Liennel idafete. Çünkü idafe turacihu canibel ismiyeti. İsim canibini güçlendiriyor. Feyasirul ismu biha ile ma yestahikku fil asli anil araba. Dolayısıyla o idafeyle isim neye dönüşüyor? Asıl itibariyle olan araba oraya gidiyor. Onun için biz diyoruz ki idafede ne olacaktır? Muharab olacaktır. Evet arkadaşlar. Burada izninizle burada duralım. Fenkana. Bir ton geçti yani. Cezakumullahu khayran kesire.
رفعنا الله بمحمد اسمه. سيدة عمل إن نجعل الله في النكرة مفردة جاءت كاو مكا